Merhabalar sayın seyirciler. Yeni bir haftada yeni bir konukla birlikteyiz. Bugünkü konuğum benim için oldukça özel bir kişi. Kızım Ada Deniz Aydın. Hoş geldin Ada Deniz. Merhaba. Öncelikle teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Geldin ve beni kırmadın. Bu programa konuk oldun. Ben aslında çok teşekkür ediyorum. Öncelikle kendini bana tanıtır mısın? Hepimize bir tanıtmanı rica ediyorum. Şu an 17 yaşındayım, 12. sınıftayım ve üniversiteye hazırlanıyorum. Ankara doğumluyum ama Ankara'da hiç yaşama fırsatım olmadı. İlk doğduğumda Hong Kong'a taşındık. Fakat burada sadece bir buçuk yıl gibi bir süre harcadık. Bundan sonra yine babamın işinden dolayı Kıbrıs'a taşındık. Fakat burada babamın ailesi olmasından dolayı 5 yıl gibi bir süre ben burada büyüdüm. Ve hayatımın en güzel, çok samimi yıllar geçirdiğimi düşünüyorum orada. Orada büyürken bir sürü arkadaş edindim. Tabii bir sürü aileden insanlar vardı. Oranın Kıbrıs aksanını duyduğumda bile çok güvende ve çok samimi bir ortam hissediyorum. O yüzden ana vatanım olarak Kıbrıs'ı alıyorum. Yani kendini Kıbrıslı olarak tanımlıyorsun. Evet, yani aksanımdan belli olmasa bile yani uçaktan indiğimde Kıbrıs'ta o hava yüzüme vurduğunda direkt Kıbrıslıca konuşabiliyorum. Şüpheniz olmasın o konuda. Evet. Ama bir süre sonra 5. yıl doldurduğumuzda annem bir gün İstanbul'a taşınmak istediğini söyledi. Yani sen İstanbul'a taşınmak istediğini söyledin. Hala bugüne kadar çok çözebildiğim bir konu değil. Yani ben hayatımdan çok memnunum. Ama kocaman da bir değişiklik olsa dahi büyük bir şehire taşındık sonuç olarak. İlk başta tabii ki 7 yaşında biri olarak tam olarak tanımadığım bir şehre, tanımadığım insanlarla uyum sağlayamadım. Ama yavaş yavaş ortama uyum sağlamayı başardım. Sonrasında bir 11 yıl Türkiye'de, İstanbul'da yaşadık. Ama bu yıllar arasında 10. sınıftayken ben hem kültürler arasında bir değişiklik yapmak için hem dilimi geliştirmek amacıyla 10. sınıfta Amerika'da değişim yılı yaptım. Bu yılda senden uzak kaldım. Evet. Ama bunun bana bir sürü katkısı oldu. Kendi başıma yaşama konusunda ilerlemem olsun, başka insanlarla nasıl bir arada yaşayabilirim bunu öğrenmek olsun. Peki bu arada başka ülkelerde yaşama şansın oldu mu? Yani yaşamaktan, yani 12 ayın 12'sinde orada olmasam da babamı yaz tatillerinde ziyarete giderdim İngiltere'de ilkokuldayken. İşinden dolayı bu sefer İngiltere'deydi babam. Ben de onu görmek için yazları Birmingham şehrine giderdim. Orada da bir süre yaz okuluna gitme şansım oldu. Ama o kadar küçükken başka bir dile o kadar yakın hissedemedim ve çok adapte olamadım oraya. O yüzden İngiltere deyince genellikle soğuk havası, yağmurlu oluşu ve yazın benim için mahvoluşu gelirdi. Çünkü hemen İngiltere'den sonra Kıbrıs'a ziyarete giderdim. Ve genellikle Kıbrıs'ı bekleyiş süresi gibi bir dönem olurdu. Nötralize ediyordun yani İngiltere'yi Kıbrıs'la. Evet, biri çok sıcak, biri çok depresif, soğuk. Öyle oluyordu. Ama onun haricinde ortaokul ve ilkokul süresinde seninle beraber bir sürü ülke görme şansımız oldu. Çünkü sen gezmeyi çok seviyordun. Ve ben de hani buna büyüdüm ve ben de sonuç olarak seyahat etmeye bir hobi kazandım. Ama sen de seviyordun, ben öyle hatırlıyorum. Bir yere gideceğiz anneciğim dediğimde hep heyecanla nereye gideceğiz, bu sefer nereye gideceğiz tabii diye. Sen de çok eşlik ediyordun. Sen 7 günün 6 günü çalışıyordun ve pazar günü evde oturalım dediğinde kesinlikle kabul etmiyordum bunu ve yine gezmeye çıkmalıydık İstanbul'da bile yani. O yüzden evet, ben de demek ki yatkınmışım. Evet, evet, gezmeyi çok sevdiğimiz kesin. Evet. Yani hangi ülkeleri gezme şansın oldu? Bütün bir yıl ya da birkaç yıl yaşamaktan ziyade babamın olduğu yere birkaç kez yazın, birkaç yıl üst ard arda yazın onu ziyarete gitmiştim. Bu da İngiltere'ydi. İngiltere'nin Birmingham şehrine ilkokuldayken ziyarette bulundum. Ama evet, her yaz
Yaklaşık 4 yıl oraya gittin. Evet. Oraya gittim. Ama benim için çok mutlu bir deneyim değildi. Çünkü genellikle oradan sonra hemen Kıbrıs'a gideceğim bir yazdı. Ve böyle yağmurlu sebep, ve... Neden o deneyim hoşuna gitmezdi? Çünkü yani yağmurlu, güneş zar zor ötüyor, bir tık soğuk. Yani bir de ben Kıbrıs'ta büyümüşüm. Havaya alışkınım orada. Yani dengeliyordu diyebiliriz. Oradaki hava, oradaki sıcaklıkla İngiltere'deki soğuk. Yani İngiltere deneyimimizi aslında sadece iklim koşulları sebebiyle çok keyifli yani geçirmedik. O yaştaki bir çocuğun başka bir bakış açısı olamaz zaten. Evet, birkaç kez yaz okuluna gittim ama o zamanlarda dile çok yatkın değildim, ilgim yoktu büyük ihtimalle. O yüzden ona da gitmemeye karar verdim. Evde oturup dizi izlerdik babamla İngiltere'deyken. O da güzel bir deneyimmiş. Aslında dile yatkın değildin kısmına ben katılmıyorum. Çünkü sen aslında doğduğun andan itibaren İngilizce konuşulan ortamlarda bulundun. Yani evimizde bile sürekli babanın işinden dolayı mecburen İngilizce konuştuğumuz anlar, Türkçe konuştuğumuz anlara göre daha fazlaydı. Hı hı. Ben yatkın olmadığını düşünmüyorum. Belki işte yaz tatillerini orada geçirmek durumunda kalışın, babandan uzak oluşun gibi sebeplerden dolayı bir tepkisellik oluşmuş olabilir. Ama bence dile oldukça yatkınsın diye düşünüyorum. Sence? Yani sonrasında İngilizceyi hallettik o yüzden. Demek ki bir varmış bir şey diye düşünüyorum. Evet, evet. Bunun haricinde bu gezileri yaparken ayrıca bir sürü fotoğraf ve video çekme şansım oldu. Ve zaman içinde böyle bir arşivim oluştu. Bir sürü fotoğraf çekiyorduk, editliyorduk bunları. Instagram'da bir ara 600'den fazla fotoğrafımın olduğunu hatırlıyorum gezilerime dair. Böyle hani nereleri gezdin? Gezdiğim yerlerde İtalya'da bir sürü yere gittiğimizi hatırlıyorum. Fransa'yı ziyaret etmiştik. Norveç'e gitmiştik bir yıl başında. Amerika'ya gezmiştik bir sefer. Chicago'ya gitmiştik orada. Böyle ama genellikle Avrupa'da daha çok yerlere gittiğimizi hatırlıyorum. Çünkü hem Avrupa'nın yani bölgesel olarak yakın oluşu ve tabii ki de güzellikleri, mimarisi vesaire büyük ihtimalle seçmen için senin için bir sebep olmuştur. Ve hani Avrupa'yı görüp tanıma ve şu anki üniversitede gideceğim yerlere yerler hakkında karar verirken büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Ve bu geziler sırasında da bir sürü arşivim oluştu dediğim gibi. Böyle de fotoğrafçılığa bir ilgim oluştu. Sonra resimle bayağı ilgilenmeye başladım. Bir sene atölyeye gittim resim kursuna ilişkin. Ondan sonra baleye karşı Kıbrıs'tayken dahi bir ilgim vardı ve böyle... Evet, 4 yaşındayken çok ısrarla anne bana bir bale kursu bul deyişini çok net hatırlıyorum. Evet. Sen de Kıbrıs'taki bir ihtimalle tek bale kursunu bulmuştun. Evet. Ve sonra... çok iyi bir bale kursuydu. Senin evet. Açından çok keyifli bir dönem yaşadın o bale kursunda. Sonra burada Türkiye'de gelip devam ettin. Evet. Ve onunla beraber de her zaman bale yaparken yanımızda bir piyano çalan kişi olurdu. Onu da böyle merak ederdim nasıl çalıyor, parçaları, sesi, klasik müzik çok hoşuma giderdi. Böyle sana bu sefer piyano eğitimiyle ilgili ısrar ettiğimi hatırlıyorum. Evet, evet. Biz bir 4 yıl kadar da piyano çaldım o şekilde. Ama sonrasında baleye olan ilgim yavaş yavaş azaldı. Oradaki hocalar katkısıyla kendi ilgisizliğim de bir süre sonra. Baleyi bırakınca da piyano da onunla ilişkili bir şekilde ilgi duyduğum bir alan olduğu için piyanoyu da bir süre sonra bıraktım. Aslında resim çalışmalarına da o süreçte daha yoğun evet, ilgilenmeye evet, biri başladım. Biri bitince diğeri başladı. Böyle bir şeye odaklanmaktansa bir sürü hobi edinip hangisini daha çok sevdiğime odaklanmak. Hani keşfetmeyi daha çok seviyorum. Ondan sonra işte dediğim gibi resim çalışmalarına başladım. Böyle gece mesela dizi izlerken bir anda şunu çizmeliyim diye gelirdi, giderdim, çizerdim falan. Stilistlik oradan doğdu. Kıyafet tasarlamayı çok sevmeye başladım. Çünkü sen küçük yaşımdan beri kendi kıyafetlerimi seçmemi hep söyledin bana. Ben de böyle kombinler yapmaya başlamıştım ta o zamandan. Hala da buna karşı bir ilgim var. Böyle süslenip kıyafetleri bir araya getirmeyi çok seviyorum.
Böyle de bir sürü hobim oluştu. Hatta o zamanlar ilkokuldayken gelecekteki mesleklerime dair biri bana sorduğunda ne olmak istiyorsun büyüyünce diye. Ben de derdim işte haftanın 7 gününde 6 gün ben 6 farklı meslek yapacağım ve pazar günü benim tatil günüm olacaktı. İşte derlerdi öyle olmuyor işte anlamazdım. Yani bir gün ressam olacaktım, bir gün stilist olacaktım, fotoğrafçı olacaktım, piyanist olacaktım. Ama az önce de dediğim gibi bazı şeylerden uzaklaşıp başka şeylere yakınlaştım. İşte ata bindim, yüzmeye başladım, yüzmeyi bıraktım vesaire gibi bir sürü etkinlikte bulundum. Ama düşünüyorum ki bunlar bana bir sürü şey kattı. Vücudumu geliştirdi, fikrimi değiştirdi. Sanata karşı bakış açımı değiştirdi. Ve şu anki yapmak istediğim... Ve geliştirdi aslında. Evet, aynen öyle. Yani şu anki yapacağım meslek seçimine büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Kendini tanımana da bence çok katkısı aynen oldu. Öyle, yani neleri evet. çok seviyorsun, neleri daha az seviyorsun, neler senin gerçekten ilgi alanın, neler sadece işte... bazı o anki etkilenimlerden evet. kaynaklı onları daha net görebilmiş oldun. Evet. Böyle yani kendim sanırım bu şekilde tanıtabilirim. Başka kendine katmış olduğun eğitimlerin var mı? Bir ara oyunculuğa çok merak sarmıştım. Dediğim gibi o kadar çok film, dizi izliyordum ki. İstanbul'a ilk taşındığımızda çünkü daha ilk defa televizyonumuz olmuştu. Çünkü Kıbrıs'tayken televizyonumuz yoktu. Neden de aslında bilmiyorum. Neden yoktu? Biz büyük ekrandan film izlemeyi çok seviyorduk. O yüzden de evde projeksiyon cihazımız vardı. Projeksiyon cihazıyla da işte televizyon programlarını bazen aktararak izlediğimiz olurdu. Yani çok fazla televizyon izleyen bir aile değildik. Film izlemek daha çok ilgimizi çekerdi. Dolayısıyla da projeksiyon cihazı o anki ihtiyacımızı daha iyi karşılıyordu. Ve zaten televizyona bağımlı olmanı ben açıkçası çok da fazla istemiyordum. Evet, projeksiyon... cihazımızın aktif bir şekilde kullanılmadığı bir dönemi hatırlıyorsun aslında sen. Çünkü Kıbrıs'ta yeni taşındığımız evde böyle ikilik bir perdemiz vardı bizim aslında kullandığımız aktif olarak. O perdeyi kullanamaz duruma gelmiştik. Sen o süreci hatırlıyorsun. Evet. O yüzden İstanbul'a geldiğimizde sen bana sürpriz yapmıştın. Bak evde bir şey var, bir bakıyorum televizyon. Bir daha da kalkmadım zaten evet. o koltuktan. Böyle bir... Doğru teşhis yapmışım evet. aslında. Aynen Onun öyle. Başından kalkmayacağını biliyorum. Ama belki de yavaş yavaş bana verseydin o zamandan. Ama yine izliyordun. İzliyordun. Evet, hanımın yani, çiftliği izlediğimi çok net hatırlıyorum. Evet yani bilgisayar ekranından, kendi bilgisayar ekranından izlemek istediğin her şeyi evet. izliyordun. Böyle benim de oradaki oyunculara karşı bir ilgim oluştu. Ve ben de bir oyuncu olmak istedim. Kursa gitmeye karar verdim. Ve 6 aylık bir kurs sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bir tane diploma aldım. Sonrasında Amerika'da da sahne arkasında çalışma imkanım oldu. Orada da onun ayrı özelliklerinden memnun kaldım. Ona ilgim arttı. Evet yani bu şekilde bunlara ilgi duydum bu zaman içinde. Evet şu anda da yoğun olarak aslında yeni meslek seçimine odaklanmış durumdasın. Lise sondasın. Hayatını nasıl, nerede, ne yaparak geçirmek istiyorsun? Yani az önce de bahsettiğim gibi seyahat etmeyi çok seviyordum. Ve ayrıca hani meslek bakımından da düşündüm. Yaparken hiç zorlanmayacağım, böyle bir iş yapıyormuşum gibi hissetmeyeceğim, ne iş yapabilirim severek diye. Ve hani hayatım boyunca sanatla ilgilendim, filmlere, dizilere çok ilgim oldu, belli alanlarında bulundum. O yüzden karar verdim, yani filmi ve sinema, televizyon hakkında bir sürü şey öğrenmek istediğimi fark ettim. Ve o yüzden sinema, televizyon bölümünü seçtim. Ama başka ülkelere ve başka kültürlere de ilgim olduğu için bunu başka bir ülkede eğitimini alarak belki oralarda yaşayarak yapmak isterim. Bunun için de ilk önceliğim İtalya. Evet, İtalya'ya yönelik şu anda neler yapıyorsun?
İtalya'ya yönelik İtalya'da okullar en azından film için portfolyo ile alım yapıyor. Şu an portfolyomu hazırlıyorum. Röportaj yaptım seninle hatta. Kısa film çekiyorum şu an arkadaşlarımla. Kadıköy tanıtımı gibi böyle küçük küçük portfolyoma koyacağım videolar hazırlıyorum. Peki bu meslek seçiminde daha belirleyici bir sebep var mı açıklayabileceğin? İlk doğduğum zamanlarda teyzem bizi ziyaret edip bana böyle hikayeler anlatırmış senin anlattığına göre. Ben de o hikayeleri dinlemeyi çok severmişim. Konuşmayı durdurduğunda ağlamaya başlar ve konuşmaya devam ettiğinde susup hür dikkat dinlermişim. Ve bunu anladım ki sonrasında sebebi yani insanları dinlemeyi çok sevip başkalarına bir şey, yani başkalarıyla kendim bir şey paylaşmaktansa başkalarının benimle bir şey paylaşmasına çok daha değer verdiğimi fark ettim. Çünkü kendimi açıklamaya çalışırken özellikle belli konularda çok zorlandığımı ve belki paragraflarca yazılar yazdığımı ya da karışık cümlelerle kendimi ifade etmeye çalıştığımı fark ettim şu an olduğu gibi. Bu yüzden hep böyle bir sahne düşünürdüm. Böyle dokunsam onlara ne düşündüğümü, ne hissettiğimi aktarabilsem diye. Sonra fark ettim ki bunu aslında yapabilirim, yani video diye bir şey var. Bunu editing yaparak olsun, çekerek, o oyuncunun duygularıyla vesaire. Bunu aslında karşı tarafa aktarabilirsin. Ve bunu nasıl yaparım? Yani film okuyarak her konusunu öğrenerek ve hangi tarafı... Yani aslında şöyle mi diyebiliriz? Kendini ifade etmenin bir yöntemi olarak, evet, kullanabileceğini hissettin. Aynen öyle. Ve o sebeple bu konuda daha fazla ilerlemek istiyorsun. Evet. Peki, seni tanıdığımıza sevindim. Şu anda senin bana sormak istediğin ne var? Onu da öğrenelim istersen. Ya sen de bu zamanlardan geçtiğin için... Mesela sen diş hekimliği okumak istediğine karar verdin. Peki bu süreçte hani benim gibi insanlar daha karar verememiş ya da verdiği karardan aşırı emin olmayan insanlara ne demek istersin? Nasıl onlara bir yol gösterirdin mesela? Yani aslında şu anki bakış açımla, şu anki Betül olarak cevap verecek olursam buna, ne seçtiğiniz çok çok önemli değil. Aslında nasıl ilerlediğiniz çok önemli. İlgi alanınız olan şeyi, o anda ilgi alanınız olan şeyi meslek haline dönüştürebileceğinizi hissediyorsanız, o konuyla ilgili ne kadar çok şey yaparsanız size ne kadar katkısı olacağını sonradan göreceksiniz zaten. Hı hı. Ne yaparsanız yapın, yaptığınız şeyden bağımsız olarak yaptığınız şeyi keyifle ve tam kendinizce, siz olarak, siz o işe bir şeyler katarak, yaparak ilerlerseniz ve yaptığınız şeyden hoşlanmadığınızda onu hoşlanabileceğiniz hale getirecek bir formülle, yeniden deneyerek, tekrar tekrar yaparak, o konuda deneyim kazanarak ilerlenmesi çok daha doğru olur diye düşünüyorum şu anki bakış açımla. Ki aslında zaten ben de diş hekimliği seçtim ama diş hekimliğinde de kendimce nasıl ilerleyeceğimi ben kendim belirledim. Ve meslek hayatım sırasında da hep değişik şekillerini yaparak, uygulayarak, kendime sürekli bir şeyler katarak, hiç ilk diş hekimliğinden mezun olduğum halimle kalmayarak, 30 yılın sonunda bile hala diş hekimliğiyle ilgili değişik ne yapabilirim düşünceleriyle yola devam ettim. Ama geldiğim noktada herhalde doyuma ulaştığım için daha başka neler yapabilirim'e bakıyorum. Bu insan hayatının her döneminde, her sürecinde yapabileceği bir değişim aslında. Yani illa da bir mesleği tespit edip o meslekle ömür boyu ilgilenmek durumunda değiliz. Hiç kimse değil. Asıl odaklanması gereken, yani asıl belirlenmesi gereken, keyifle yapacağınız iş konusunda kendinize fazlaca yatırım yapmak ve hep daha güzelini yaparak ilerlemek. Evet, teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, bugünkü konuğumuz Ada Deniz Aydın'dı. Meslek hayatı seçimiyle ilgili bize ve kendisiyle ilgili detaylı bilgiler verdi. Başka bir konukta başka bir zaman tekrar buluşmak dileğiyle diyorum. İyi günler diliyorum.